Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hendek Savaşı uzadıkça uzuyordu. Bir aya yaklaşan bir zaman geçmişti. Ama henüz arpa boyu kadar bile olsa yol alınamıyordu. Devasa bir ordu tam bir çıkmaz içerisinde kala kalmışlardı. Beni Kureyzalılarla da ittifak bozulmuştu. Bu durum onlar için sanki son darbe gibiydi. Moralleri tamamen çökmüştü. Umutları bitiyor, yarınlara bütünüyle karamsar bakıyorlardı. Onlar tam böyle bitkinlik, bitik bir halet-i ruhi içindeyken bir fırtına çıkıyor, fırtına çadırları söküyor, ocakları söndürüyor, develeri, atları durdurmakta zorlanıyorlardı. Artık şiddetli fırtınadan yemek de pişiremiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan kendi ordusunu diri ve dirençli tutuyor, onları kontrol ediyor, morallerini yüksek tutmanın gayretini sürdürüyordu. Diğer taraftan düşman ordusunun durumunu özenle takip ediyor, onların umutsuzluğa düştüğünü görüyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şerefli arkadaşlarının her birinin kabiliyetlerini, özelliklerini çok iyi bilirdi. Kimin nerede ne iş yapabileceğini tam anlamıyla kestirirlerdi. Gece olmuştu. Gecenin soğuğu çok şiddetliydi. Sahabe-i kiramdan bir hayırlısının soğuktan korunacak elbisesi yoktu. Soğuk onların iliklerine kadar işliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Huseyfe'yi çağırdılar. Hazreti Huseyfe'nin üzerinde soğuğa karşı ciddi bir giysisi yoktu. Bu nedenle soğuktan bedeni titriyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Huseyfe'den düşman ordusuna sızmasını, durumlarını öğrenmesini, düşman içindeyken herhangi bir olay çıkarmamasını tembih ediyorlardı ve kısa zaman sonra geri dönmesini istiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca Hazreti Huzeyfe'ye dua ediyorlardı. Her türlü olumsuzluktan Allah'ın korumasını niyaz ediyordu. Hazreti Huzeyfe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra bedeninin üşümesinin gittiğini, içindeki korkunun tamamen kaybolduğunu, gönlünün olduğu gibi cesaretle dolduğunu söyleyecekti. Huzeyfe gecenin karanlığında müşrik ordunun içine sızmıştı. Ama şiddetli fırtına ortalığı birbirine katıyor, çadırlar sökülüyor, gözler açılmıyor, küller savruluyor, toz her tarafı kaplıyordu. Az sonra Ebu Süfyan ordunun toplanmasını emrediyordu. Hazreti Huzeyfe tam zamanında varmıştı. Ordu zorluklar içinde toplanabilmişti. Ebu Süfyan konuşmaya başladı. Ey Kureyş topluluğu, şu anda söyleyeceklerim çok önemli. Herkes yanındakinin kim olduğuna baksın, kim olduğundan emin olsun. Hazreti Huzeyfe hemen yanında bulunan kişinin elini tutuyor, sen kimsin, kendini tanıt diyordu. Yanındaki ise yaşanan durumun heyecanıyla ben filanoğlu filanım diyerek kendini tanıtıyordu. Huzeyfe tamam diyerek onu tanıdığını, içinin rahatladığını dile getiriyordu. Böylece kendisini gizlemeyi başarıyordu. Ebu Süfyan konuşmasına tekrar başlıyordu. Ey Kureyş topluluğu, daha fazla beklemeyi uygun görmüyorum. Atlar, develer ölüyor. Beni Kureyze verdiği sözde durmadı. Şiddet desen rüzgar büyük zararlar veriyor. Tencereler ocakta durmuyor. Ateşler yanmıyor. Çadırlarımız sökülüyor. Bu durumda daha fazla kalamayız. Yola çıkmak için hazırlanın. Ben yola çıkıyorum. Ebu Süfyan'da büyük bir tedirginlik vardı. Nasıl da acele diyordu. Devesine binmişti ama devenin ipini kazığından sökmemişti. Deve kalkarken zorlanmıştı. Ancak o zaman anlayabilmişti devenin ipini çözmediğini. Katafanlılarsa Kureyş'in dönüş için hazırlandığını görmüştü. Kureyş haber vermeden dönüş hazırlığına başlamıştı. Bu Katafanlıların daha süratli hareket etmesine neden oluyordu. 6000 kişilik ordu süratle hazırlığa başlamıştı. Artık ordular dalga dalga dönüş halindeydiler. Hazreti Huzeyfe ise Peygamber Efendimiz'e gelmişti. Olanları Peygamber Efendimiz'e anlatıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seviniyor, düşman ordusu tam bir panik havasına giriyordu.
düşman ordusu savaşmadan sanki yenilmiş gibi bir kaçışın içerisine girmiş gibiydiler. 10.000'lik ordu, Huyey'in dev dalgalarla kabarıp köpüren diye tanımladığı ordu, yalçın kayalara çarparak geri dönen dalgalar misaliydi. Ordular dalga dalga dönüyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise bu manzarayı uzaktan seyrediyor ve şükür dualarıyla Rabbine sesleniyordu. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, ordusuna izzet ve şeref bahşeden, kuluna yardım eden, onu muzaffer kılan, kendisinden sonra hiçbir varlığın kalmadığı ebedi Rabbim diyordu. Peygamber Efendimiz, kulun çabaları, kulun gayretlerinin gerisinde asıl gücün, asıl kuvvetin Rabbin olduğunu çok iyi biliyordu. Fiillerin yaratan Allah'tı. Bunu derinden duyandı, bunu derinden yaşayandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, düşman ordularının gidişini görünce şükür makamında Rabbine şükran duygularını ifade ediyor, zaferin tamamen Allah'tan geldiğini beyan ediyordu. Aynı zamanda şeref arkadaşlarına dönüyor, yeni bir döneme girildiğini onlara müjdeliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sesleniyordu: şimdi biz onlara karşı savaşacağız. Onlar bizimle savaşmayacak. Biz onların üzerine yürüyeceğiz. Hicretin 5. yılıydı. Mekkeli müşrikler dev bir orduyla gelmişlerdi. Kendileri için en büyük tehlike Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di ve Müslümanlardı. Bu sorunu kökünden halledeceklerdi. Hiçbir zaman böyle bir büyük ordu hazırlanmamıştı. Şimdi bu güçlü orduyla bu işi tamamen halledebilirlerdi. Nice yıllar Müslümanlara işkence etmişlerdi. Zulümler yapmışlardı. Boykotlara mahkum kılmışlardı. Ama Müslümanları yok edememişlerdi. Müslümanlar en ağır şartlarda bile ayakta kalmayı başarmışlardı. Müşrikler Bedir'de, Uhud'da Müslümanlar üzerine gelmişlerdi. Ama yine ciddi sonuçlar alamamışlardı. İşte şimdi diyorlardı, 10.000 kişilik devasa bir orduyla şimdi tümden işlerini bitireceklerdi. Heybetle geldiler, gururla geldiler, hırsla intikamla geldiler. Ama şok oldular. Hendeyi görünce neye uğradıklarını bilemediler. Hendeyi geçmek için defalarca hamle yaptılar. Ama Müslüman okçular bir kale gibiydiler. Onları aşamadılar, onları geçemediler. Hendek Savaşı günlerce sürüyordu. Bir ay olmuştu ama hiçbir sonuç yoktu. Artık müşrik ordular tam bir çöküntü içine girmişlerdi. İnanmış az bir ordu, dev bir orduya karşı zafer kazanıyordu. Nice az ordular vardı, dirençliydi, kalplerinde deryalar taşırlardı. Ölümden korkmazlardı, ölüme gidişi, cennete gidiş bilirlerdi. Hendek'te Müslümanlar öyleydi. Çelikten duvar örmüşlerdi, yenilmezliğin destanını yazıyorlardı. Ve artık bundan böyle Mekke müşrikleri cesaret bulamayacaklardı. Müslümanlar için ordular hazırlayamayacaklardı. Onların iç dünyalarında Müslümanlar yenilmez olgusu oturmuştu. Onlar azdılar ama korkusuzdular, yiğittiler, dinençliydiler. Hendek 30 gün sürmüştü, uzun bir zamandı. Müslümanlar açlığın en şiddetlisini yaşamışlardı, soğuğun en sertini yaşamışlardı. Orduların en büyüğüyle karşılaşmışlardı ama asla yılmamışlardı. Yılgınlık göstermemişlerdi. Şimdi zafer günüydü. Peygamber Efendimiz sevinçliydi. Şerefli arkadaşları sevinçliydi. Düşman tasını tarağını toplamış gitmişlerdi. Sahabenin öncülerinden Sa'd bin Muaz, zırhının açık bıraktığı kolundan ağır bir ok yarası almıştı. Sa'd, Hendek'in zaferle sonuçlanmasına sevinmiş, müşriklerin belinin kırıldığını biliyordu. Artık gözlerini daha rahat yumabilirdi. Huzurla öbür aleme açabilme dileğiyle, niyazıyla. Hendek Savaşı'nda cesaretle, fedakarlıkla ve büyük gayretle Mevla'ya dua ve Mevla'ya sığınma bütünleşmişti. Kul Allah'a dayanarak bütün çabasını ortaya koymuştu. Sonuç zaferle taşlanmıştı. Güzel kardeşlerim, hepinize bereketli zamanlar diliyorum. Hoşça kalın.
Peygamber ekleminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.